Ümit Özdağ'a bakalım. Ümit Özdağ kafes dövüşüne bir daha çağırıyor Süleyman Soylu. <laughs> Bu adam durmuyor ya. Dövecek herkesi. Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı önüne gitti. Süleyman Soylu'yu görseydim dövecektim. Bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım. Yani onun için gitti buraya. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım. Haberi olsun. Evet abi adam gergin ya. Ümit Özdağ Süleyman Soylu'ya bayağı kinlenmiş. Burada böyle bir şey var. Yani evet Süleyman Soylu Ümit Özdağ'a çok sert konuşuyor. Ümit Özdağ yok Oros çocuğu bilmem ne ailesi de şey yapıyor. Laf yapıyor. Sürekli darlıyor yani. Süleyman Soylu'nun ağzı hoş değil. Süleyman Soylu iç işlere bakan ama bence Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu'ya yine de böyle demesi hoş olmamış yani. Bence yakışmamış. Tabii kendisi bilir ama Türkiye'de bu tarz hareketler seviliyor böyle bir gerçek var Türkiye'de masaya yumruğunu vuranlar seviliyor sert konuşanlar işte döveceğim yapacağım kardeşim halledeceğiz biat edin e, tarzı liderler seviliyor yani soylu mu özdağ mı tarafını seç ya açıkçası Süleyman Soylu'yu sevmiyorum şahsen yani Süleyman Soylu konuşma tarzı olarak hoş konuşmuyor yani hiç hoş değil İçişleri Bakanı'na hiç yakışmıyor yani. Ama bence Ümit Özdağ böyle bir söylemde bulunmak yerine daha sakin, düzgün bir cevap verebilirdi bence yani. tabi e, hani an, ailesine laf yapıyor. Tabii ki düzgün cevap vermemesi. Yani anlay anlayabiliyorum yani sert cevap vermesini. Ama bilmiyorum sonuçta bu adam şey değil mi yani. Bir parti şeyi. Hani çok kargo açmış mahalle kavgası gibi duruyor. Ya ama ülkede herkes böyle ya. Herkes böyle yani. Herkes böyle. Böyle olmayanı çünkü şey yapmıyorlar bu ülkede desteklemedikleri için ondan dolayı e, olmuyor yani. Bilmiyorum bence yakışmamış akademisyen falan hani kendisi bir de. Normal şey olsa, normal vatandaş falan olsa, düz vatandaş olsa neyse diyeceğim. Hani cevap versin de. Süleyman Soylu daha cevap vermemiş. Bir daha da görüşmezler herhalde ya Süleyman Soylu karşısına çıkmaz Ümit Özdağ'ın zor. Sözde ülkenin başına gelmek isteyen muhalefet başkanının açıklamalarına gençler de o çekiyor falan. Vallahi bizim ülke şu anki iktidar müstak. Yani ben çok tebrik edilmesi gereken bir şey yok. Özda haksız mı laftan anlamıyor adam. Yani laftan anlamadığı da doğru Süleyman Soylu'nun da. <laughs> Bilmiyorum ama seviliyor ya yapacaklar yani. Instagram'dan engellemiş mi? Ne Süleyman Soylu Ümit Özdağ Instagram'dan mı engellemiş? o bu Süleyman Soylu her şeyi engelle mi çözüm buluyor ya? engelliyor. Beğenmediğini engelliyor adam. Trip atıyor. <laughs> çok garip bir adam Süleyman Soylu ya. Ben anlamıyorum. Hiç de sevmem kendisini. Süleyman Soylu çok pof poflanıyor. Tek birliği atıp tutmak. Ya orası öyle. Ama Ümit Özdağ'ın yaptığı iş doğru değil abi. Ben bu hareketini yanlış buluyorum yani. Düzgün cevap vermesi daha güzel olurdu. Tabii ki karşısındaki adam düzgün cevaptan anlamıyor. Orası ayrım. Ama dövecektim falan ne oğlum yani. Değil kafes dövüşü düzenleyelim. Birebir vs atın. Kazanan bakanlığı alsın o zaman. Yani bu nasıl bir olay abi? İki tane şey. Birisi iç işleri bakıyor. Yani diğer akademisyen parti şeyi lideri falan. Ee, görürsem gördüğüm yerde bayıltacağım diyor yani. Bilmiyorum. Yakışmamış bence. Siz hükümeti oyuncak mı sanıyorsunuz? Insta engel. <laughs> Devam Soylu 16'lık ergen kızlar gibi her önüne gelen engel sonra gizli hesaptan bakıyordur. Devletin er kademesinde torpille alım olduğu için halde insanları alamıyorsanız zaman anlam veremiyorum şahsen. Ondan alakasız abi. Evet. evet. Oy toplaması lazım seçime kadar. Yani bu şekilde giderse açıkçası daha çok oy kazanır Ümit Özdağ. Onu söyleyeyim. Yani vuracağım kıracağım demesi böyle küfür etmesi falan Ümit Özdağ'ın oy kazandırır. Bu ülkede böyle çünkü. Yani ne kadar çok küfür edersen sert konuşursan masaya elini vurursan işte vuracağım vuracağım falan dersen daha çok oy kazanırsın Türkiye'de. Ya misal Erdoğan şu anda o yüzden seviliyor zaten. Erdoğan'ın kitlesi Erdoğan'ı sert olduğu için sözde yani dik durduğu için ne bileyim dış politikada falan ondan dolayı seviyorlar yani hoşlarına gidiyor insanların. Kralcılık oynamayı seviyorlar yani bir kral olsun başlarında ona tapalım istedikleri için ve bundan keyif aldıkları için. Ya kral olmaktansa kralcılık yapıyorlar işte. Türkiye'de bu ilgi görüyor. Kaba dayıcılık. Kaba dayıcılık tutuyor ya. Seviyorlar kaba dayıcılığı. Ne demişler? 10 yaşındaki çocuklara vurmanın kötü bir şey olduğunu anlatmak daha kolay. Bu ülke politikacı üretmiyor. Film kahramanı üretiyor. Rezalet bir insan. Ama baya tepki çekmiş lan. Ya daha çok o zaman şeyler seviyor yani. Biraz daha yaşlı insanlar seviyor ya. Burada çok da tipik ülkücü hareketleri bu adam gündeme olmak için mütevazı lafı koymuş falan filan e tepki çekmiş bayağı bence güzel bu tepkiyi hak ediyor bence mülteciler de olmasa adam %1'lik dilimi geçemez yani mültecilerle falan alakası yok abi olayın yine çok da fazla oyalamayacak yani twitter ve instagram şeyine bakmamak gerekiyor yani o konuda karşısında Süleyman Soylu olduğu için destek verdim. Yani bence de mantıklı. O konuda destek verecekse evet karşısındaki adam Süleyman Soylu. Normal bir adam değil. Onu göz önünde bulundurunca çok da kötü değil.